Levrek serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ne anlatacağımı çok bilmiyorum da bakacağız. Ne anlatacağımızı bulacağız yani. Levrek silikonlarını anlatmıştık. Levrek silikonlarında püf noktaları anlattık. Biraz ara verdik. İş yoğunluğundan dolayı akşamları da eve dönerken video falan çekememiştim ama şimdi bu akşam biraz erken çıktım. İftara kadar anca varırım. Trafik de vardır. Bir video çekelim dedik. Bu arada bugün günlerden arkadaşlar 28 Nisan 2022 Perşembe. Saatlerimiz 18.50'yi gösteriyor. Bu tarih saat verme olayı da klasik oldu artık. Veriyorum çünkü yarın bir gün bu videoyu izlerken yayınlama tarihinden ziyade ne zaman görmek ben kendi adıma da bu videoyu bu zaman çekmişim izlerken diyebilmek için. İzleyiciler için de bu bilgiler ne zaman verilmiş, geçerliliği ne kadar sürer, ne kadar var. Çünkü bu iş değişken biliyorsunuz. Her zaman söylüyorum 5-6 sene evvel kullanılan renkleri ya da geçen sene lüferde çok iyi çalışan rengi bu sene çalıştıramayabiliyorsun. Neyse dönelim konumuza. Konumuz levrek. Levrekte silikon neden efektif çalışıyor? Neden maketten daha çok silikonla avlanıyoruz? Açıkçası bilmiyorum. Bir önceki videoda şu suda levrek silikon yer, bu suda maket yer gibi kriterlerim, kıstaslarım olmadığını da söylemiştim. Ve hatta buna özellikle böyle kıstasım olmamasına özellikle dikkat ediyorum. Herhangi bir meraya gittiğimde hem maketlerimi hem de silikonlarımı mutlaka deniyorum. Hangisine vurursa onunla devam ediyorum. Maketler konusunu bayağı bir anlattık. Silikonlardan devam edeceğim bu videoda da. Ne tip silikonlar kullandığımızı anlatmıştım ama aklıma gelen farklı konuları anlatarak levrek silikonlarının ikinci bölümünü de çekmek istedim. Daha sonra da levrekte kullandığım silikonları nasıl maket çantamı paylaştım. Silikon çantam var. Onu da sizinle paylaşacağım. Onun için de bir video çekeceğim. Onda da zaten anlatacağım olayları. Levrek silikonları videomun altında bizim levreklere fısıldayan adam İbrahim Avcı var. Birçoğunuz da tanırsınız. Eskiden buradaydı o da. Şimdi Muğla'ya yerleşti. Oralarda hem dükkanını oraya taşıdı hem orada artık avlanıyor. Ona da selam olsun. Oktay abiye de keza öyle. İzliyorlarsa selamlar, hürmetler buradan tekrar. Şimdi o hemen bir yorum yaptı. Dedi ki silikonda Twitch aksiyonu daha iyi iş yaptırır. Çok doğru. Evet, silikonda Twitch dediğimiz bir aksiyon var. Yani kamışı tutup böyle tık 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 burnunu yukarıya vura vura, kamışın ucunu yukarıya kaldıra kaldıra suda silikonu böyle yukarıya suyun içinde zıplata zıplata getirmeye Twitch aksiyonu diyoruz. Ve gerçekten levrek maketlerde bunu yapamıyorsunuz. Ama silikonda bunu yaptığınızda hele uzun kuyruklu veya pedal kuyruklu silikonlarda bu kuyruk hareketiyle beraber Twitch ile beraber bu silikonun aksiyon alması levrekleri ciddi uyandırıyor. Şimdi çatal kuyruklar var, orak kuyruklar var, çeşit çeşit silikon var. Benim bilmediğim, kullanmadığım tombul arkası kuyruk olanlar var. Karides yengeç silikonları var ki ben LRF'de yengeç silikonlarıyla çok ispendek aldım. Tabii alıp salıyorum ispendekleri. Ben 50 santimin aşağısını salma taraftarıyım arkadaşlar. Vicdani limitimiz 50 santim, 55 santim. Yakalayın, sevin, salın. Ayrıca şu da bence yok. Bunun aksini savunan arkadaşlar var. Kumluk alanda silikon atmak ya da tam aksine kayalık alanda silikon atmak gibi. Ben bunu da savunmuyorum. Bu konuda da şöyle bir görüşüm var. Silikonla veya maketle avlanmak için nasıl kriterlerim yoksa silikonu atacağınız yer için de bir kriter yok. Maket attınız olmadı, silikon attınız aldı, o zaman silikonla devam. Bundan dolayı kum, dibi kum olan alan, dibi kayalık olan alan, dibi işte yosunlu bilmem neli olan alanlarda silikon kullanacaksanız ancak gramajıyla oynayabiliriz. Kumluk alanda bir takılma riski yok. Kuma kadar indirip kum üstünden Twitch yapabileceğiniz için uzak atışlarda kullanmak üzere çok ağır silikonlarda atabilirsiniz. Çok ağır jiketleri olan silikonlarda kullanabilirsiniz. İster spin ister LRF yapın fark etmiyor arkadaşlar. Sonuç aynı. İbrahim'in de dediği gibi Twitch hareketi gerçekten efektif sonuçlar veren bir hareket. Levrek silikon konusunda yani Twitch yaptırılan silikonlara geliyor. Bunu LRF ile de yapabiliyorsunuz, spin ile de yapabiliyorsunuz. Bunun dışında kumluk alanda silikon atıyorsanız dediğim gibi silikonun tamamen yere vurmasını sağlayabilirsiniz. Yerden sürebilirsiniz, yerden Twitch yapıp getirebilirsiniz. Pedal kuyruklar bu Twitch hareketini yaparken doğal olarak kuyruğun da bir suda izi oluyor ve güzel sonuçlar doğurabiliyor. Ama orak kuyruk dediğimiz ya da kendi kendine tamamen salınabilen veya çift
kuyruklu, çatal kuyruklu silikonlar da, arkasında böyle uzun spiral olan, spiral şeklinde kuyruğu olan silikonlar da, twitch yapmasanız bile suda o vibrasyonu, o titreşimi çıkaracağı için levreyi tahrik edecektir. Artı twitch de yaparsanız yine suda bir frekans oluşturacağınız için güzel sonuçlar alacaksınızdır. Kayalık alanlarda levrek avında silikon kullanacağınız zaman çok ağır silikonlar dibe vurduğunda takılıyor. Doğal olarak hafif gramajları tercih edebiliyoruz. Silikon avında bir de şöyle bir avantajımız var arkadaşlar. Silikon atacağınız zaman silikonun büyüklüğüyle aslında gramajın, yani atacağınız jiketin bir alakası yok. Bunu eskiden vardı. Eskiden şöyle bir bağ vardı. 12-13 santimlik bir sandal atıyorsanız o sandal 16 gram veya 21 gram olmak zorundaydı. Artık değil. Artık jiketsiz de bir sürü silikon çıktığı için bu silikonu kafasını ayırıp 3 gramlık silikonun kendisi 4 gram geliyor. 2 gramlık veya 5 gramlık kafanıza göre başka bir jiket takarak istediğiniz ağırlığı oluşturabiliyorsunuz. Ağırlık bize ne sağlıyor? Ne kadar hafif o kadar avcı arkadaşlar. Bakın silikon atışlarında kullanabildiğiniz en hafif ağırlığı kullanın. Bundan kastım şu, en küçük silikondan bahsetmiyorum. Silikon büyük olabilir, silikonun kendi ağırlığı da olabilir. 10 santimlik bir silikondur. 5 gram geliyordur. Siz buna bir de 10 gram kafa taktınız mı 15 gram oluyor. Siz spinle avlanıyorsunuz. Spin avı yaparken kamışınız 15 40 ya da 10-30, evet 15 gram ideal diyorsunuz, atıyorsunuz, balık alamıyorsunuz ya da az alıyorsunuz ama biri geliyor, işte light spin kavramı da buradan çıkıyor. Light spin kamışıyla ya da LRF kamışıyla o 5 gramlık 10 santimlik silikonu o da kullanıyor ama 1 gram bir jiket takmış, zaten silikonun ağırlığı var, sadece onu yüzdürmeye çalışıyor veya 2 gramlık o tarz silikonlar var ya da 2 gramlık kafalar var, mafsallar var biliyorsunuz, onun ucuna delikli iğne takarak istediğiniz ölçüde bunu kullanabiliyorsunuz. Bunun videoyu editlerken fotoğraflarını atacağım. Artık böyle avantajlar var. Zaman içerisinde ekipman geliştikçe üreticiler de değişik varyantlar üretiyor. Direkt size her iğneyi, her gramajı ayrı ayrı üretmek yerine işte mafsallı jiketin iğnelerini ayırarak istediğiniz silikonu da kullanabiliyorsunuz. Bu 10 santim, 5 santim, 10 gram, 5 gram silikonla ilgili bu konulara çok takılmayın. Hemen her şeyi deneyeceksiniz. Benim 17-18 santimlik silikonlarım da var, 3 santimlik silikonlarım da var. LRF baby worm'larla da levrek alabilirsiniz. Savager'ın sandalleriyle de 12-13 santimlik silikonlarla da levrek alabilirsiniz. Mesela son dönemlerde Lucky John'un, yani günümüzden bahsediyorum, Lucky John'un Tiago diye bir silikonu var. Tombul üzerinde, nasıl söyleyeyim, kesikler gibi. Yani tombul bir silikon. İnternete yazın Lucky John Tiago diye. Tioga da olabilir, Tiago neyse. Son günlerde çok talep geliyor. Özellikle İnternet siparişinden telefonla arayıp isteyenler Marmara, Batı Marmara'da bu silikonla güzel levrek aldıklarını söylüyorlar. Ayrıca aynı silikonla tatlı suda da çok iyi sudak aldıklarını söylüyorlar. Son bir hafta 10 gündür deli gibi bu silikonlardan sipariş geliyor. Ben paketliyorum, kargoluyorum, gönderiyorum. Yine ya silikon çeşitliliği çok fazla. Yani sürekli marka vererek veya model söyleyerek gitmeye gerek yok. Değişik bir şey gördüğünüz anda alın arkadaşlar, koyun. Silikon parkuru çok önemli. Mesela Balzer. Balzer'in tatlı silikonları levrekte inanılmaz çalışıyor. Bunu belki önceki videoda da söylemişimdir. Ama bu videoda editlerken kendime de uyarı olsun, fotoğraflarını ekleyeyim. Çok güzel çatal kuyruklar, çok güzel orak kuyruklar çalışabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi marka söylemeyeyim diyorum ama marka söylemeden de olmuyor. Mesela Fish markası levrekte çok iyi çalışıyor. Silikonda öyle jiyer katmak, silikonu sağa sola kaçırmak gibi çok fazla şeyler yok ama şu hareketle, şu hem makineyi sarıyorsunuz hem de böyle şu elimi görebiliyorsanız, ben de bakıyorum ekrandan. Silikonları genelde bu hareketlerle yüzdürüyoruz. Yani ya da dediğim gibi orak kuyruk, çatal kuyruk ya da işte vibrasyon yapabilecek kuyruklu bir silikonunuz varsa onu düz sarım yapsanız da kuyruğun hareketi zaten tahrik edici olabiliyor. Bunun dışında sizin önerdiğiniz ya da bildiğiniz, benim bilmediğim, sizin kullandığınız ve iyi sonuçlar aldığınız silikonlar varsa, belki aklıma gelmeyen markalar, modeller olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Bunların üzerine tartışabiliriz yorumlarda. Bunlar önemli. Silikon kullanımında şöyle de bir durum var. Silikon kullananlar, normalde hani levrekte hep fast kamışlar kullanıyoruz ya, silikon kullanan arkadaşlar hem düşük gramajları hem de yüksek gramajları iyi yüzdürebilsin diye biraz daha esnek kamışlar, hatta light spin kamışlar tercih ediyor. 5.20, 5.25, 3.18, 4.18, yani 7.28, 7.35 gibi biraz esnek, düşük gramajları da atabilen. Çünkü silikon olayında ne kadar hafif gramaj atarsanız sudaki avcılığı silikonun o kadar yükseliyor. Bu bağlamda
düşük gramajı iyi atabilecek kamışları tercih ediyorlar. Ben de tercih ediyorum. Onun dışında levrek silikonlarında LRF silikonları belli. Gulp, Isomo vesaire. Bunlarla zaten birçok kişi levrek alıyor, biliyor. Bunlar kokulu ve sıvılı. Spinle atacağınız stilde sıvılı silikonlar yok. Ama bu şu demek değil. Siz Isome'yi ya da Berkeley Gulp'u ya da işte Isome'nin yengecini, silikon yengecini spin kamışınızla atamazsınız diye bir şey yok. Yani burada şu devreye giriyor. Levrek konusunda sabit fikirlikten çıkacaksınız. Hiç aklınıza gelmeyen levrek kovalıyorsunuz, bunu yapacaksınız. Doğru maketi, doğru silikonu o anda, o gece veya o sırada Mera'da size av yaptıracak doğru hamleyi yapana kadar deneyecek çok enteresan şeylerle balık alabilirsiniz. Mesela top arkası mevzusu var. Son birkaç senedir revaçta, bu sene patladı. Spin kamışla 10-15 gramlık toplar atılıyor. Yani bulrak diyoruz onlara. Şamandıra diyelim. Tam olarak şöyle anlatayım size. Zargana topları vardır ya, turuncu, kırmızı, beyaz. Zargana topların arkasına 1 metre, 1,5 metre beden, tek iğne. Tek iğnenin üstünde Raglo silikon. Raglo örnek bir marka. Ona benzeyen, yılan balığı yavrusuna benzeyen silikonlar takılıyor. Ve çok iyi levrek alınıyor. Enez'de alınıyor, Saroz'da alınıyor, Tekirdağ'da alınıyor, Şarköy'de alınıyor. Kumsal, sahil şeridi olan kumsalda yürüyebileceğiniz her yerde bu şekilde levrek alabiliyorsunuz. Raglo yerine oraya ne takabilirsiniz? Gulp takabilirsiniz, Berkeley, Isome takabilirsiniz, kurt şeklinde bir şey takabilirsiniz. Lucky John'un Cobra kurdu benzerindeki Sandworm'larını takabilirsiniz. Ne bileyim, bir sürü şey var. Karides takabilirsiniz ucuna. Yine neden? Çünkü spinle siz bu bullrug'ı, yani zargana topunu atıyorsunuz. Arkada bir metre bir beden, 1,5 metre bir beden var. Ucunda iğne ya da iğnesiz direkt jiket de olabilir. Yani ucunda da bir silikon var. Bu size şunu sağlıyor. Levrek yavaş sarımıyor ya, siz o silikonu o kadar yavaş sarabiliyorsunuz ki bu şamandıra sayesinde. Açığa da atsanız dibe bir yere takılacağı bir pozisyon yok. Çok yavaş sarıyorsunuz. Siz çok yavaş sararken zargana topu size doğru geliyor. O sırada zargana topunun arkasındaki 1 metre beden de, 1 metre bedenin ucundaki silikon da size doğru yüzüyor çok güzel ve şık aksiyonuyla. Tabii siz kamışla bu tarz bir avcılık yap, top arkası avcılıkta kamışla aksiyon veremeyeceğiniz için kendiliğinden aksiyon ve vibrasyon yapabilen silikonlar denemelisiniz. Bazı Raglo'ya benzeyen başka markalar var mesela. Silikon suda dönüyor, hiçbir halta yaramıyor. Ama Raglo ve Raglo'nun aksiyonunu verebilen markalarda o silikon dümdüz geliyor iğnenin üstünde. Sadece kuyruğu dönüyor ve levreyi tahrik edebiliyor. Ya da dediğim gibi bir karides takarsınız, o karides suyun içinde arkasından gelir. Aynı şekilde efektif bir avcılık yapabilirsiniz. Diyorum ya, aklınıza gelen her şeyi deneyin. Levrek uçsuz bucaksız bir bulmaca gibi, dipsiz bir kuyu gibi. Bakın, ben çok şahit olmuşumdur. Halil, kulakları çınlasın. Levreye gideriz, tutamayız. Suda mırmır vardır. LRF ile kurtları deneriz, atarız silikonlar, jikler, hiçbir şey alamayız. Halil girdi sudan, kum kurtlarını çıkardı. Kırmızı kurtlar var ya sahil kenarından. Jiketleri onları taktı. Attı, deli gibi mırmır yakaladı. Deli gibi. Hepimiz başladık jiketlere canlı kurtları takıp mırmır yakalamaya. Ya balık tutmak sonuçta bir amaç değil. Balık tutmak sonuçta bir araç. Zevk, hobi, zaman geçirmek, keyif almak. Tuttuğunuz balık, evet levreyi kovalıyoruz ama yani tutamadığınız zaman da farklı şeylere yönelebilmelisiniz. Levreyi de kovalıyorsanız bu mırmır örneğinden yola çıkarak farklı şeyleri denemekten çekinmeyin demek istiyorum size. Yani bu şekilde farklı farklı bir sürü şey deneyebilirsiniz. Silikon çeşitliliği, yani düşünüyorum aklıma böyle inanılmaz şeyler geliyor. Hepsini göstereceğim size. Hamsiye benzeyen silikonlar var. İçinde bu maketlerdeki çakarları, hologramları taklit edebilsin diye hologramlar takılmış silikonlar var. Hep örneklerini göstereceğim. Bir dünya. İçinde iğne olan karidesler var. Çeşit çeşit silikonlar var. Hatta yarın ya da bir sonraki gün ilk fırsatta, yarın cuma gerçi olmaz, cumartesi belki, silikon çantamın videosunu çekeceğim ve güzel detaylı bir şeyler yapacağız. Silikon konusunda başka ne söyleyebiliriz? Silikonu tabii mecbur jiketle atıyoruz. Levrek de, LRF yaparken her zaman hırsız kullanın. Kabul bu, evet. Ama levrek genelde hırsıza ihtiyaç duymuyor. Yani LRF asistleri kullanıyoruz ya. Büyük silikonlar da mesela turnaya gittiğimizde büyük turna silikonlarını düşün, altında üçlüler de vardır. Ya da biz ne yaparız? Sandallerin sırtından iğne çıkıyor ya, oraya da içten bir çelik tel, altta da bir üçlü iğne falan yapabiliriz. Ama levrekte böyle şeylere çok ihtiyaç kalmıyor. Çünkü levrek tamamen böyle löp diye aldığı için silikonu bir şekilde o iğneye takılıyor. Kaliteli jiketler, iğnenin açmaması önemli tabii ki. Jiket parkurunuzu inanılmaz geliştirin.
Yani şuna da takılmayın. Bir orijinal paketinden gelmiş, orijinal bir kafası var o silikonun. Sadece o silikon o kafayla kullanılır. Değil arkadaşlar, öyle bir şey de yok. Siz düzgün yüzebilen gövdesi zaten balığı cezbediyor. Düzgün yüzebilen bir silikona uygun, benzer, yaklaşık bir kafa takarak aksiyon alabilirsiniz ve balık tutarsınız. Bir tane silikon var muhteşem. Savamura. Bakın arkadaş, Savamura diye bir silikon var. Onu da bulacağım size. Murat'ın kulakları çınlasın. Geçen sene bu bir yerden bir paket buldu getirdi. Savamura silikon ama inanılmazdır yani, hakikaten çok iyidir. Sen bunu nereden buldun? Ya dedi, levrekte çalışacağını umuyorum dedim. Çalışmak ne demek? Levreyi öttürür bu. Çok iyi bir silikon. Dediğim, çantamı açtım, renklerini gördü, gitti geri döndü dükkandan bulduğu yerde. Ben satmıyorum, her zaman da bulunmuyor. Bulduğu yerdeki dükkandaki bütün Savamura silikonların renklerini aldı. Sonra da güzel avlar yaptı Savamura'yla. Bu tarz belli zamanlarda gerçekten fark yaratan silikonlar oluyor. Ama her silikon her an çalışabilir. Onun için silikonla, yani levrek kovalıyorsanız maketiniz kadar da silikon olacak, yedekli olacak. Silikon çünkü yırtılabiliyor, kopabiliyor. Jiket parkurunuz çok iyi olacak. Çeşit çeşit denemeler yapabileceksiniz. Top arkası mevzusunu da anlattık. Top arkasıyla da öyle şeyler yapılabiliyor. Artık bu videoyu da burada tamamlayalım. Dediğim gibi silikonlarla ilgili aklıma başka bir şey şu anda gelmiyor. Sorularınız varsa sorularınızı sorarsınız. Ben aklıma gelenleri sohbet havasında paylaşmaya çalıştım. En kısa sürede o silikon çantamın da videosunu çekeceğim, yayınlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi, yorumlar yazmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.